bir kıyamet dinlenebilirim. Ben onları seni öldürdüm ben. Allah belanı versin. Ulan sen var ya. Neşe uğraşacak seni. Lan sen yettin lan baba. Ne lan bu? Baba bir dinle ya. Ne dinleyin? Ya benim haberim yok. Ne haberin yok? Ya sen nereden geldin ya? Sen kurttun ya. Ya ben seni bir yere getirmeyeceğim. Boy boy çocuk var mı? Olacaksın. Olacaksın dedi. Hey! Ya ne çocuğu olması ya? Ya bir dırsan gel geldi kendi gibi ne mi var mı? Ya baba saçmalama baksan ben bunu gece görsem korkarım ya. Hadi bir hemen yanına kızına bakıyorum. Sana hırsız ben seni. Ulan bir de evlenmen için ya. Ayak yapıyorum değil mi? Baba evlenmem ben bunun ya. Hey evlenme Yasun. Lan duyuyorsun duysun. Allah'ım sana geliyor burada lan. Ya gelmesin buraya bir bileyim. Yalan ama. Ya sen nereden geldin? Niye geldin ya? Sakalları kayıyorlar. Ya düşmanım bir şey oldu mu kızım? Ne oldu baba? Ya olmadı bir şey baba ya. Oldu. Hayır oğlum. Ben oğlum Kenan. Seni kadın Kenan ettin ağzımı durdum onları şimdi. Baba bak oğlum Kenan ettin inanıyorsun. Bu kıza mı inanıyorsun? Bu kız inanıyor. Helası demiş kız. Ya neresi helası demiş. Sen beni bozdun. Değildin. Geldi gitti demek ki koynuma. Ağzına tükürü Kenan baktı. Ne evleneceksin bununla? Hayır evlenmem. Evleneceksin kız sen Kenan. Sen ne yaptın sen? Şimdi evleneceğim mi sanıyorum? Hayır sen ne yaptın sen? Elini koluna sarıpçık ağzını çarpın. Ya arkadaşım bak anlamıyor musun? Benim sevgilim var. Bana ne? Ben ne yapayım seni? Ya gitme gitme. Mesela topudur, işte pencerede, vesairede. Haa!
Allah böyle ne iş mi benim planlarım? Avrupa Birliği projesine göre, efendim biliyorsun Türkiye Avrupa Birliği'ne bir para yatırıyor. Bu projelerde, işte Avrupa Birliği'ne o para yatırıyor. Ülkeler bazında projeler değerlendirilip onlara geri dönüşü sağlanıyor. Şimdi Türkiye eğer bu projeleri hazırlamazsa, okumuş, efendim işte mürekkep yalıp üniversite gençleri bu projeleri hazırlayıp Avrupa Birliği'ne göndermezse, bizim Türkiye olarak yatırdığımız Avrupa Birliği'ne olan paralar başka ülkelere gidiyor. Ha. Tabii oralara da gidecek güzel seyahat projeleri. Ama biz ne yapıyoruz? Burada Türkiye'yi değerlendiriyoruz. Mesela ben Orman Köylüsü şöyle bir proje hazırlıyorum şu anda. Neydi bu proje mesela? Şimdi efendim artık siz Ahmet'e darıldım efendim, amcama darıldım, şuraya bir ev yapayım. Oraya işte yol gelsin, işte elektrik gelsin, su gelsin. Ben köylüyüm demek yok. Artık bütün köylüler bir arada yaşayacak. Artık öyle iki ev şurada, tek ev burada, öyle bir şey yok artık. Bir. İkincisi, herkes üniversite okuyor, herkes işte tahsil oluyor. Köylerde kimse kalmadı efendim. Köylerde ihtiyarlar kaldı. Oysa ki bölgemiz orman. Evet. Orman, evet. Madem ormansa o zaman bugün tıpta, kozmetikte, efendime söyleyeyim, vesaire yerlerde ormanda yetişen bitkiler ilaç olarak, kozmetik ürünü olarak üretilebiliyor. Mesela biz kuş burnu marmelatını sizin köyün fabrikası olarak niye kurmayalım? Ha, bizim hanım yapıyor, perler de sebolu var. Tam sanıyor. Ya. Biliyorum, ne yapıyorsunuz? Kimse bilmiyor, dünya bilmiyor. Ben işte onu dünyaya açacağım efendim, dünyaya. Allah Allah. Mesela şimdi ağaçlar ne yapıyor şimdi? Sen iyi bilirsin. Efendim dipleri güneş görmediği zaman o ağaç büyüyebilir mi? Büyüyemez. 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 Dipleri açılıyor. Daha iyi, güzel büyüyor. Yani 100 yıllık proje, bir 10 yıllık deflasyonluğu bulmaya ne yapıyoruz? Buluyor ağaçların büyümesi. Ağaçlar büyüyünce ne oluyor? Ne oluyor? Fabrikalarda, orman var üzerinde kurulmuş mesela fabrikalarda işleniyor. Burada yüzlerce, binlerce işçi çalışıyor. Bu çalışanların çoluğu çocuğu kısmet sahibi oluyor. Evet. Onların yaprakları, dalları, budakları da artık sanayi sektörüne giriyor. Ben bunlar olur. İnşallah. Bak sen takdir ettin. İyi bir adama benzer yok sen. Tamam. Yani ben size düşünüyorum diye. Lütfen söyleyeceğinizi bilsin. Kesin ben bir Mozart'ın konçertosunu bu akşam Kastamonu Üniversitesi tarafında sahne alacak. Ben de orada bulunacağım. Rodrigo mesela örneğin bu akşam çalacak. Tabii siz bunları bilmezsiniz. Ya ben alımdan boyunca Afene'ye giderim. Canım sıkılacağım buraya giderim. Ha? O operaya gidiyor, çok güzel oluyor ya. Her gün biraz bana nasıl geliyor, bakar mı? Ben uzaktan bakıyor, neyle bağlıyor ya? Öyle şans özel olur mu? Ne de bana var? Arkadaşlar gibi havada uçuyor. Var mı? Ucunda geziyor. Ali? Gidiyoruz tabii, ne var? Orman köylüsü değil misin? Orman köylüsüysen yani gidemiyorum, gidemez miyiz yani? Ben mesela bizim memlekette tiyatroma hiç koşmam, böyle gideriz. Öyle mi? Tabii. O geçen mesela direktörün altına girdim. Geldi bir adam, ya bizim kadar yağdı yani. Baba benim sesini var da, yanlışını yaptıramadım. O geldi, beğendi işte. Tiyatro bileti alır mısınız dedi. Tabii ben bunu direktör aldım. Lazım, nerede kaldı dedi direktör dedim. Alalım dedi. Yo tiyatro bileti dedi, ne dedim. Hayır, takımdan falan gittik, izledim, çok sevindim. Gözüm. Sizi tebrik ediyoruz diye. Sağ olun, ben de sizi tebrik ediyorum, gerçekten ya. Yani gerçekten çok güzel. Bir orman köylüsü deyip geçmemek lazım. Tabii orman köylüsünün de kendisini geliştirmesi, bunun da kendisini geliştirmesi için de özellikle toplum kuruluşları, mesela tiyatro kuruluşları, işte müzik kuruluşlarının da önüne geçmesi lazım diye düşünüyorum. Neden bugün eli taş tutan, efendim güvenlik güçlerinden taş atan çocukların eli bir esnafın tutmasın, neden bir senaryo tutmasın değil mi? İşte eksiklik burada. Evet. Ben de bunun derdindeyim işte. Evet. Herkes her yerde farklılıkları söyler. Aynı olanı kimse söylemez, bir şeye gelmez. Aynı olan daha fazla. Biz gelenekçiyiz. Görenek biliriz. Örf biliriz, adet biliriz. Büyük babamızdan değil de bizden ne gördüysek onu uyguluyoruz. Orta Asya'dan geldiği gibi duruyoruz. Bozulmayız. Ha, düşman gülü başka. Ama birbirimizi kırmayız, incitmeyiz. Bizim derdimiz bu. Konuşmayla biliriz. Gömülden konuşuruz. Dürüstüyüz. İçimizden biliriz her şeyi. Ya biz zaten millet olarak böyle değil miyiz arkadaş? Özümüz sözümüz değil. Ne dedi? Ya duvarlısı değil mi? Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın demez miyiz ya?
bugüne kadar gayrimenkulleri geçip gitmişiz ama. Ya kusura bakma be, biraz belim ağrıyor be. Geçmiş olsun. Soğuk falan mı aldınız acaba? Ya soğuk! 35 yıl oldu ellerini bırakacaktım, 35 yıl gidip gelerdi. Şey et beni ısınma. Niye? Hop! Ne şey yatıyor? Geç oldu ya. Zaten yoruluyor. Şöyle yatıyor. Onun da geliyor yanımıza kıvrılıyor. Ya. Hop bizim gibi biraz şişman. Beni de yorgun atıyor. Hanımın üstünden geçiyor, benim üstüme hiç dokunma ya. Çadır gibi yatıyor üstüne ya. Bak çakalıklı bahçe kozulu gibi be. Ne oldu ne yapıyor be? Ne benzer bu?